Biz öğrenciliği yapmak gerekirse halkımıza yeterince kendimizi ifade edemediğimizi düşünüyoruz. Nedir bunlar? Örgütlü bir mücadele maalesef genel merkez tarafından yaratılamamıştır. Genel merkezin örgütler üzerinde uyguladığı politika adeta Türkiye'de uygulanan tek adam rejiminin bir örneğidir. Aday belirleme sürecince yönetimde adeta ben ne diyorsam o anlayışı izlenmiştir. Örgütlerin görüşü sorulmuş ama dikkate alınmamıştır. Örgütün sinerjisi bozulmuştur. Bizler sosyal demokrat anlayışın gereği olarak kaybedenlerin, başaramayanın çekilmediği, gençlerin önünü açılmadığı siyasi anlayışı doğru bulmuyor, reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Örgütü olarak her seçim sonunda kazandığımız tarzındaki telkinleri duymaktan bıktık. Her seçim sonunda ağlayan üyelerimizi, isyan eden üyelerimizi, yoldaşlarımızı görmekten üzüldük, bıktık, artık kazanmak istiyoruz. Sonuç olarak seçimin kaybedeninin Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bu ülkenin Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi ve devrimci kadrolar olduğunu düşünüyoruz. Sorumlu siyaset anlayışı gereği kaybedenlerin bizler de olmak üzere koltuklarını bırakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda ülkemizin tüm il başkanlarını, ilçe başkanlarını, kurultay delegelerini, kadın ve gençlik kollarını, parti meclis üyelerini, MYK'yı, milletvekili, genel başkanı göreve davet ediyoruz. Herkes bilmelidir ki şahsi bir çıkar düşünmeden demokrasimizin korunması ve geliştirmesi adına bu açıklamayı kamuoyuna bilgilendirmeyi devrimci bir duruş olarak görüyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, devrim ve ilkeleri, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.